15 Temmuz sonrası FETÖ'nün 8 ayağından 7'sinde devlet kendini korumak için tedbirler almaya başlamıştır. Ancak 8. ayak açıkta kalmış, FETÖ'nün ve 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayakları hala açıklığa kavuşamamıştır. 15 Temmuz darbesinin siyasi kadroları ve FETÖ'nün siyasi bağlantıları, siyaset kurumu içindeki unsurları ve uzantıları olmak üzere birbiriyle bağlantılı iki hayati konu esrarını korumaktadır. Bu iki konuda hiçbir gelişme kaydedilmemesi, bunların hala aydınlığa kavuşturulmamış olması çok vahimdir. Çok manidardır ve izaha muhtaç koskoca bir garabettir. Bunlar açığa çıkarılmadan ne FETÖ anlaşılabilecek ne de 15 Temmuz darbe girişimi tüm yönleriyle aydınlanabilecektir. Siyasi ayaklar ortaya çıkarılmadan FETÖ ile mücadele topal kalacak, bu habis terör örgütünün kökünün kazınması mümkün olamayacaktır. 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi kadroları, kılavuzları ve destekçileri konusundaki tespit ve düşüncelerimiz şunlardır. Türkiye'nin askeri darbeler tarihine bakıldığında darbelerin anatomisi ve mekaniği ile ilgili olarak şunlar görülecektir. Her askeri darbenin askeri lideri ve üst düzey askeri icra kadroları, siyasi teorisyenleri, akıl hocaları ve kılavuzları ve darbe sonrası siyasi yönetim kadroları olması gerekir. 27 Mayıs 1960 darbesinin perde önündeki lideri Cemal Gürsel'dir. Darbeyi Milli Birlik Komitesi'ni oluşturan subaylar yapmıştır. Darbe sonrası iki hükümet kurulmuştur. 27 Mayıs 1960 ile seçimlerin yapıldığı 20 Kasım 1961 döneminde görev yapan 24 ve 25. Partiler Üst Hükümetlerin Başbakanı Cemal Gürsel olmuştur. Milli Savunma Bakanlığı ve bazı kritik bakanlıkları askerler, asker kökenliler deruhte etmiştir. Hükümetin diğer bakanları sivil siyasetçi ve bürokratlardan seçilmiştir. Milli Birlik Komitesi bu süreçte ana karar merci olarak görevini sürdürmüş ama yine de günlük işleri göstermelik olsa da siyasiler ağırlıklı hükümetler yürütmüştür. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin lideri Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'dir. 4 kuvvet komutanı ile Milli Güvenlik Konseyi'ni oluşturmuşlardır. Milli Güvenlik Konseyi siyasi gücü elde bulundursa da asker kökenli Bülent Ulusoy Başkanlığında sivil bir hükümet kurulmuştur. Bu hükümet seçimlerin yapılması ve sonuçlarının alınmasına kadar görevde kalmıştır. Şimdi 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimine bakalım. Darbe talimatını veren Fethullah Gülen olduğu açıktır. Ancak 15 Temmuz darbesini Türkiye'de yönetecek ve icra edecek askeri lideri ve üst düzey yönetici kadroları belli değildir. Yurtta Sulh Konseyi denilen anonim bir oluşum adına TRT'de bir bildiri okunmuştur. Bunun kimlerden oluştuğu da bilinmemektedir. Darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde sıkı yönetim görevlilerinin isimlerini içeren liste ele geçirilmiştir. Askeri yönetim komutanları bellidir. Ancak bunların emrinde görev yapacağı konsey üyeleri meçhuldür. 15 Temmuz sonrası askeri yönetimde TRT ve bankalar gibi devletin belli kuruluşlarında görev yapacak subayların listesinin de ele geçirildiği basına yansımıştır. Ancak darbe sonrası hükümette yer alacak siyasi kadrolar üzerindeki kalın sis perdesi henüz dağılmamıştır. TRT Genel Müdürü bellidir ama kabinedeki sivil bakanlar hala muammadır. Böyle bir askeri darbe planlaması olamayacağı gün gibi aşikardır. Terörist başı Fethullah Gülen'in ve darbeyi planlayanların siyasi kadroları belirlemeyi atlamış olduklarını,
Ya da biz darbeyi önce bir yapalım, siyasi kadroları sonradan belirleriz demiş olduklarını düşünmek bile akla ziyandır. AKP hükümetinin elde ettiği istihbarat bilgileri, soruşturmalardaki şüpheli ifadeleri ya da aramalarda ele geçirilen belgelerden bu siyasi kadrolar hakkında somut ipuçlarına ulaşmış olabileceği düşünülmektedir. Bunlar gerçekten hala bilinmiyorsa, o zaman ortada çok ciddi ve çok vahim bir durum var demektir. Hal böyleyse darbe soruşturmaları ve müteakip yargılamalar sakat kalacak, FETÖ'nün devletten tam manasıyla temizlenmesini beklemek hayal olacaktır.